Hepinize merhaba. Bu videoda size antioksidanlardan, özellikle glutatyon serumundan söz edeceğim. Glutatyon çok uzun yıllardan beri hem ülkemizde hem de yurt dışında yaygın olarak kullanılmakta. Uzak Doğu'da özellikle cilt güzelliği için kolajen sentezini indüklediğinden kadınlar tarafından çok yaygın kullanılıyor. Bu kolajen sentezini arttırmasının dışında immün sistem modülatörü yani düzenleyicisi, anti-aging etkisi, antioksidan ve anti-enflamatuar etkisi var. Şimdi antioksidan çok duyuyorsunuzdur. Bir sürü besin yani meyveler, sebzelerin içinde de zaten antioksidan özellik var. Şimdi antioksidan ne demek? Oksidasyon ne demekle önce başlayayım. Oksidasyon bir paslanma olarak düşünebiliriz bunu veya soba yandığı zaman oradan, odundan veya kömürden arta kalan maddelere oksidasyon maddeleri diyebiliriz. Vücudumuzda hatta bir tek hücrenin içinde bile çeşitli kimyasal reaksiyonlardan sonra oksidasyon ürünleri yani paslanma ürünleri oluşur. Şöyle bir örnek vereyim. Kolesterol. Kolesterol bir sürü kimyasal zincir reaksiyonlardan geçer ve seks hormonları oluşur. Östrojen, progesteron, testosteronun ana maddesi kolesteroldür. Bir yolak da kolesterolden kortizole doğru gider, stres hormonuna doğru gider. Bunlar bu basamaklar 18-20 tane basamak vardır. Hepsinde çeşitli enzimler rol alır. Şimdi bu basamaklar geçtikçe son ürün, seks hormonu veya kortizol oluşurken işte paslanma ürünleri ortaya çıkar. Bu paslanma ürünlerinin miktarı az olduğu zaman vücut kendi antioksidan kapasitesiyle, mekanizmalarıyla bunları yok eder. Ama bir kişi kötü besleniyorsa, kiloluysa, stres kontrolü yapamıyorsa, vitamin, mineralleri düzeyleri çok yetersizse bu oksidasyon ürünleri çok daha fazla oluşur ve vücudun tampon sistemleri bunu yok etmeye yetemez. Rafine gıdalar o nedenle uzak durulmalı ve yenmemeli. Çünkü rafine gıdalardan oluşan oksidasyon paslanma ürünleri çok fazladır. Miktarı çok fazladır ve vücut sürekli buna alan, maruz kalan bir vücudun bu tampon sistemi bunları yok edemez. Yani bizim bütün vücudumuzda her türlü reaksiyonda bir paslanma ürünü ortaya çıkar. Bu paslanma ürünlerinin zararsız olabilmesi için bizim düzgün beslenmemiz gerekiyor. Zararlı paslanma ürünleri de özellikle kötü beslenen kişilerde görülüyor. İşte bir tekerlekli araba düşünün. Tekerlekler çamura saplanmış vaziyette. Bu antioksidan serumlar işte o tekerleği çamura batmış arabayı düz yola doğru iter. Çünkü vücudun antioksidan kapasitesini arttırır. Bundan sonraki kişi de kendi yaşamına, beslenmesiyle, yaşamıyla dikkat ediyorsa da ederse o tekerlekler düzgün bir şekilde dönmeye devam eder ve vücudun kendi antioksidan sistemi yeterli olur. Bu videoda size antioksidan serumlardan, glutatyondan söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.